68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayız. Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 70 yaşındaki bir adam evinde ölü bulundu. Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bugün şüpheli ölüm meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Esentepe Mahallesi Balcı yolunda meydana gelen olayda bir kişi hayatını kaybetti. Ceceli köyünden 70 yaşındaki M.E. evinden silah sesi duyulması üzerinde. Eve koşan yakınları yaşlı adamı yerde kanlar içinde gördü. Hemen 112 acil ekiplerine haber verildi. 112 ekiplerinin incelemesinde yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olayın gerçek sebebi ise olay yeri inceleme ve otopsinin ardından netleşecek. Aksaray Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri okul çevresindeki denetimlerine devam ediyor. Aksaray Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri okul çevrelerinde çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir şekilde yeni eğitim ve öğretim dönemine devam edebilmeleri için operasyonlar düzenlendi. Okul çevrelerinde ve bölgedeki park ve bahçelerde gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşların kimliği alınarak GBT soruldu. Aksaray'da müftülerin resmi nikah kıyma yetkisine vatandaşlar temkinli yaklaştı. Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair tasarı kapsamındaki 6. madde, evlendirme memurlarının kapsamını genişleterek il ve ilçe müftülerini de evlendirme memurları arasına ekledi. Evet, kilisenin papazları kıyıyor da müftüler neden kıyamıyor? İyi oldu benim kanaatimde, iyi değil mi? Cumhurbaşkanı onayladı mı tamam, iş bitiyor. Çok güzel bir karar. Müftü zaten hocadır yani, hocaların üstüdür ya. Tasarının kabul edilen diğer maddeleriyle de ikamet izni verilmeyen yabancılara İçişleri Bakanlığı'nca kimlik numarası verilmesinin önü açıldı. Aksaray'da ise müftülerin resmi nikah kıyma yetkisine vatandaşlar temkinli yaklaştı. Bunu sizin yapmanız lazım diye muhalefet her şeye karşı, adı muhalefet. Erhan Altınsoy ismim. Normal Avrupa'da papaz nikah kıyarken bir şey yok. Türkiye'de müftü nikah kıyınca niye sorun oluyor, sıkıntı oluyor? Hemen kabul etmeyen gitsin papaza kıydırsın nikahını. Yani... Buram Müslüman bir ülke sonuçta. Müftü de kıyar, imam da kıyar. Dimitri veya yani, Avukat kıyacak değil ya. Yani. Papaz kıyacak değil. Sonuçta Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Ben açıkçası laikliğe aykırı buluyorum. Yani ben çok desteklemiyorum açıkçası. Yani müftü dini işlerle uğraşsın. Nikah memurları nikahını kıysın. Madem müftü nikah kıyacaksa ne bileyim nikah memurları da fetva versin o zaman. Ben aykırı buluyorum açıkçası. Yanlış bana göre. Resmi olsa o zaman olur. O zaman olur. Resmi olsa olur. Resmi olmazsa olmaz herhalde ya. Ha, şimdi şöyle bir şey. Eğer ki müftülere nikah şey verirlerse normal hocalara tutarlar şey verirler. Yetki verirler. Önüne geçen hoca ne yapar? Nikah kıyar ve şeyden de kimsenin haberi olmaz. Zina, bina şunlar çoğalır. Vermeleri bence normal değil. Ufak hocalara kadar bu inecek. İndi miydi? Olay bitti. En iyisi bunu devlete teslim etmeleri lazım. Devlete vermezlerse önüne gelen nikah kıyar. Ondan sonra der ki imza atmadan nikah kıyar. Bugün ondan sonra fuhuş yükselir. Normal değil bu.
hocaya müftülüğe verilmemesi lazım. Yani sizce yanlış bir karar. Yanlış karar. Benim bildiğim yanlış karar, çünkü bu tabana inecek. Aksaray Belediyesi şehrin muhtelif yerlerinde çiçeklendirme faaliyetlerine devam ediyor. Aksaray Belediyesi şehrin muhtelif yerlerinde yol, kaldırım, orta refüj, park ve yeşil alanlara 1.732.500 adet çiçek dikerek şehri adeta çiçek bahçesine çevirdi. Özellikle şehir merkezinde dikilen çiçekler Aksaray'ın farklı ve güzel bir görünüme kavuşturdu. Belediye ekipleri park, bahçe, mezarlık, yol kenarları, refüj ve döner kavşaklara diktikleri çiçekler sayesinde şehre değişik bir atmosfer katarak güzelleştirmesini sağladılar. Yetkililer çiçeklerin korunması ve koparılmaması konusunda vatandaşların da gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini kaydettiler. Aksaray Üniversitesi öğrencileri Aksaray'dan memnun olduklarını dile getirdiler. Aksaray Üniversitesi'nde okuyan ve yurdun dört bir tarafından ilimize gelen öğrenciler Aksaray'ı gelişen bir il olarak gördüklerini ifade ettiler. Ben Buğra. Aksaray küçük bir şehir. Evet. Ama yani çok fazla nüfus artışı çok fazla. Ama gelişme çok az o nüfus artışına dayanarak. Osman Uzun, Aksaraylıyım. Gülağaç ilçesinde oturuyorum. Aksaray güzel memleket. Tabii benim buralı olmamdan kaynaklanıyor doğum olarak. Şimdi Aksaray öğrenci için iyi bir kent. Yaşamı kolay. Haddinden fazla büyük şehir değil ama küçük şehir de değil. Yani olanakları güzel. Güzel bir şehir yani. Muhammed Abanözer, Nevşehirliyim. Burada Aksaray Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Resim Öğretmenliği okuyorum. Yani. Ben yaklaşık 6 senedir Aksaray'dayım. Güzel Sanatlar Lisesi'nde Aksaray'da okudum. Aksaray yaşanmak için gerçekten güzel, daha nezih bir kent. O yönden insanları çok cana yakın. Benim için avantajları, arkadaş çevrem artık Aksaray'da. 6 yıldır Aksaraylıyım. Yani Aksaraylı sayılırım artık. Onun haricinde ya gerek toplu taşımada olsun, gerek şehir haddinden fazla büyük bir şehir değil ama çok da küçük bir şehir değil. Her şey elimizin altında. O yönden güzel. Hani öğrenci olarak da yaşatmasa da yaşanacak bir kent. Birçok bölümün açılmasıyla birlikte yaklaşık 25 bin öğrencinin eğitim gördüğü Aksaray Üniversitesi'nde öğrencilerin şehir hakkındaki görüşlerini aldık. Öğrenciler Aksaray'ın ulaşım yönünden gayet rahat olduğunu belirtirken sosyal aktivitelerin daha da artması gerektiğini söylediler. Tabii ki de ben İlayda Bülbül. Aksaray'da okuyorum. Sevdiğim bir şehir, o yüzden burayı tercih ettim. Bana göre sakin, küçük bir yer, güzel bir yer. Seviyorum Aksaray'ı. Bence kişiye bağlı, şehire değil. Teşekkür ederim. Rica ederim. İsmim Barış. Barış Bey, Aksaray hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Aksaray'ı beğeniyor musunuz? Aksaray bence gelişen bir şehir yani. Beğenilmeyecek de bir şey yok. Hani sürekli gelişen, değişen bir şehir. Ne bileyim, tam da öğrenci şehri yani. Öyle düşünüyorum. Aksaray'ın artıları neler? Aksaray'ın artıları neler? İş artıları genellikle daha ağır basıyor. Hani diğer şehirlere göre ne bileyim, organizesiyle. Aksaray hakkındaki fikirlerinizi aslında merak ediyorum. Öncelikle bunu söylemek için yani insanların beklentisi olması gerekiyor. Yani daha önce ne beklediğine göre değişir bu. Büyük şehirden gelmiş insanlar genelde beğenmiyor ama ben ilk başlarda birinci sınıf üniversite okuyorum. Birinci sınıfta hoşuma gitmemişti. Şu anda daha böyle kendime aktivitelere katıldıkça hoşuma gidiyor ama çok aktivite yok. Ben kendim aktivite üretmeye çalışıyorum. Öğrenci toplulukları, işte bisiklet gezginleri, o şekilde güzel oluyor yani. Bir şekilde çaba harcıyoruz. Evet, avantajları ve dezavantajları hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz yani sizin açınızdan? Dezavantajları böyle bisiklette gezecek, kamp yapacak yerler çok fazla yok. O yüzden
bir ağaçlandırma söz konusu. Tuz gölü olduğu için tabanda tuz toprak olduğu için ağaç çok yetişmiyor. Böyle gezinti alanları yok. Bu dezavantajı. Bölge haberleriyle devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü Şile muhtarlarıyla birlikte toplantı yaptı. Geldiniz. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü Şile muhtarlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Evet, kıymetli muhtarlarımız, kurumlarımızın değerli temsilcileri, bugün 21.sini yapmış olduğumuz ilçe belediyeleri muhtarlar istişare toplantısına hoş geldiniz. Toplantı İBB Muhtarlıklar Müdürü Mustafa Erol, İBB Muhtarlıklar Müdür Yardımcısı Ali Öztürk, Şile Muhtarları, İBB Birimleri ve İştiraklerinin ilgili müdürleriyle diğer kamu özel kurumların temsilcileri katıldı. Toplantıda Şile Muhtarlarının talepleri dinlendi. Geri kalan yerine de bir hastane talebim olmuştur. Tabletten size göndermiştim. Hem Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü çalışanları hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurum amirlerimiz Şile'mize hoş geldiniz. Saygıdeğer muhtarlar. Vermiş olduğum dilekçelerin tüm karşılıkları detaylı cevaplarını alıyorum. Bir takım da alıyorum. Teşekkür ederim bunlara. Size... İBB birimleri ve iştiraklerinin ilgili müdürlerinden katılımcılarsa muhtarların taleplerini cevapladı. İSKİ Genel Müdürü Mesih'in Halkı İşler Müdürü adına toplantıya katılıyorum. Biz de muhtarlarımızın muhtarlar ilgi sistemi üzerinden yapmış olduğu idarelerimizle ilgili başvurularla değerlendirdiğimiz ve cevaplandırdığımız birim olarak muhtarlıklar müdürlüğümüzün aracılığıyla muhtarlarımıza bir aktarmaya çalışıyoruz. Şile muhtarları İBB muhtar uygulamasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. Çok memnunuz yani çalışmalardan dolayı Muhtarlıklar Müdürlüğü tarafından, büyükşehirimizden, ilçe belediyelerimizden gayet memnun olduğumuzu hani size belirtmek isterim. Herhangi bir ihtiyaçlarımız, herhangi bir sorunlarımız hemen zamanında halloluyor yani. Evet, muhtarlık bilgi sistemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi aslında tüm Türkiye'ye örnek teşkil edecek önemli bir projesi. Hizmeti vatandaşın ayağına saniyeler içerisinde getiren bir sistem. Kurulduğu günden beri çeşitli deneme süreçleri geçirdi ve artık sistem yavaş yavaş işlemeye başladı. Ve çok verim alıyoruz. Vallahi o çok güzel bir şey oldu. Ben memnunum. Sanırım bütün muhtar arkadaşlarım da memnundur. Bütün şeylerimizi, taleplerimizi onun üzerinden yapıyoruz. Gayet de güzel. Toplantı Muhtarlıklar Müdürlüğü yöneticileri ve muhtarların hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Günü'nde muhtarlar için gala yemeği düzenledi. Başkan Kocamaz, hiçbir yerleşim birimini diğerlerinden ayırt etmiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Muhtarlar Haftası dolayısıyla bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen Muhtarlar Buluşması'nın ilk gününde muhtarlar için gala yemeği düzenlendi. Evet, muhtar teşekkür ediyorum. Heybeyi bulduk inşallah. Atı da bulduk. Şimdi muhtar... Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamız'ın muhtarlar ile buluştuğu yemekte... Bir köprü yapılması lazım. Oğuzyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı, Mut Belediye Başkanı Nebiye Yılmaz, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, Eğitim Bilimleri ve Davranış Bilimleri Uzmanı Murat Ertan, Hacettepe Üniversitesi'nden Yardımcı Doçent Doktor Uğur Sadeoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin İlçe Başkanları ve Meclis Üyeleri de yer aldı. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansınlar. Allah kaza bela vermesin. Hizmet güzel. Vatandaşımız. Elimizdeki kaynakları en iyi şekilde kullanmak için gayret gösteriyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, gala yemeğindeki konuşmasında yerleşim birimlerindeki eksikleri gidermek için büyük bir gayretle çalıştıklarını belirtti. Avrupa'daki, hatta dünyanın birçok yerindeki 50'den fazla ülkeden daha büyük bir alana sahip. Dolayısıyla
Belki hizmetlerin tamamı bir anda gerçekleşmeyebilir. Biraz sabredersin. Eğer anlaşamazsak tavlada galip gelen isterini alacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla kadın çiftçiler için etkinlik düzenledi. Çok değerli kadın üretici. Büyükşehir kadın çiftçilerinin yanında eylem planında kadın erkek eşitliğini gerçekleştirmek her yılın 15 Ekim'i Dünya Kadın Çiftçiler. Mersin Büyükşehir Belediyesi 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla kadın çiftçiler onuruna etkinlik düzenledi. Ve günümüze kadar çeşitli kurumlarla her yıl kupalar getirdiniz. Hayatın her alanında emeğini esirgemeyen fedakar üretici kadınlar, Çiftçiler Günü'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik ile gönüllerince eğlendi. Halk yetine mutlu, halk yerine onu bak gelme. Oğlum sen de gel. Senin adın ne? Kadınların yaşadıkları toplumun ve ülkenin ilerlemesine sağladıkları katkıların ve tarımsal iş gücünde kadının rolünün bilincinde olarak projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, kadın çiftçilere her alanda desteğini devam ettiriyor. Çocukların bakımı ve ev işlerinin yanı sıra tarımın yükünü de sırtlayan, tarımsal üretime omuz vererek emeğini esirgemeyen kadınlara her alanda desteğini veren Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği unutulmayacak etkinlikle kadın çiftçilerin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'e gelerek Valilik ve Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bakan Elvan'dan Mersin Valilik ve Emniyetine geçmiş olsun ziyareti. 17 Ekim'de Mersin'de emniyet güçlerine yönelik yapılan saldırıyla ilgili Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'e gelerek Valilik ve Emniyet Müdürlüğü ziyaretlerini gerçekleştirdi. Bu terör saldırıları sadece emniyet mensuplarımıza, Mersin'imize yapılmış bir saldırı değil, aynı zamanda tüm milletimize ve Türkiye'ye yapılmış olan bir saldırı. Ama şundan emin olunuz, biz bu terör saldırısı nereden gelirse gelsin, arkasında kim olursa olsun, sonuna kadar gideceğiz. Geçmiş olsun dileklerini ileten Kalkınma Bakanı, yaptığı açıklamada şu anda gözaltında olanlar var. Bu gözaltında olanların ifadeleri alınıyor. 11 kişi gözaltında. Bununla ilgili soruşturma süreci devam ediyor. Şu anda içeriye alınan gözaltında olanlar var. Bu gözaltında olanların ifadeleri alınıyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde daha net bir resim ortaya çıkacak. Ama eninde sonunda bunu kim gerçekleştirmişse, nasıl ve ne şekilde yapmışsa, arkasında kim varsa bu tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacaktır. Bundan tüm vatandaşlarımız emin olsun. İlk belirlemelere göre arkasında PKK terör örgütü görülüyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde daha net bir durum ortaya çıkacak şeklinde konuştu. Bu terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelede de son derece başarılıyız. Elbette bu başarımızdan rahatsız olanlar, terör örgütleriyle mücadelemizden rahatsız olan mutlaka kesimler vardır. Ama onlar şunu bilsinler ki, bizim bu mücadelemiz devam edecek, bu kararlılığımız devam edecek, bu terör örgütlerinin kökünü kurtacağız ve bunların arkasında kim varsa bunların hesabını da soracağız. Hiç kimse, hiçbir grup, nereden gelirse gelsin, hangi terör örgütü olursa olsun ne milletimize kastedebilir ne de Türkiye'mize kastedebilir. Şu anda 11 kişi gözaltında. Bununla ilgili soruşturma süreci devam ediyor. Şu anki belirlemelere göre arkasında PKK terör örgütü görünüyor. Mensupların
Kadir Belediye'yi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikli olarak tüm emniyet mensubu kardeşlerime, vatandaşlarımıza ve Mersin halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Özellikle başta Sayın Valimiz, Emniyet Müdürümüz olmak üzere, Emniyet Teşkilatı'nda çalışan tüm mensuplarımız, gerçekten can siperhane, yoğun bir şekilde. Mersin'in Tarsus ilçesinde organik zeytin üretim alanlarının daha da arttırılması için çalışmalar yapıldı. Kazançlara vesile etsin. Tabi zeytin bizim için çok önemli bir ürün. Mersin'in Tarsus ilçesinde organik zeytin üretim alanlarının daha da arttırılması için toplantı düzenlendi. Bu konuda malumunuz 2012 yılından beri özellikle zeytinciliğin biraz daha geliştirilmesi ve organik zeytin yetiştiriciliğinin teşvik edilmesiyle bölgemizde çatak projesi başlatmıştık. Bu çatak projesi kapsamında da yaklaşık 2012 yılından itibaren yani 77 üretimimizle başladığımız bu program 1000 dekarla başladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Hayri Erdoğan, Ticaret ve Sanayi Odası salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Tarsus'un içme suyu ve sulama ihtiyacını karşılayan Berdan Barajı Havzası'nı koruması amacıyla 2012 yılında başlatılan çatak projesi kapsamında 77 üreticiyle 1093 dekar alanda başlattıkları organik zeytin üretiminin 2013 yılında 268 üretici daha eklenerek çatak alanının 5980 dekara, organik zeytin üreticisi sayısının ise 158'e ve organik zeytin alanının 2189'a çıkarıldığını söyledi. Şu anda tabii sayı arttı. 2017 yılın geçişleri de düşündüğümüz zaman 139 tane üreticimiz 2280 dekalık bir rakama geldi. Dolayısıyla tabii zeytin yaklaşık 40 bin dekalık bir alanda üretiliyor. Bölgemizin kendine hususi bir zeytini var. Malumunuz Tarsus Sarulak zeytinimiz. Özellikle sofralık tüketimde gereksiz zeytin yağı kalitesi bakımından çok değerli bir zeytin. Ama bunun dışında da yine gemlik türü veya ayvalık türü gibi, topakulak türü gibi çeşitlerimizde yine üretimler devam ediyor. Ama tabii hasat döneminde özellikle herkes sıkıntı yaşadı. Özellikle sanayicilerimizin, bu zeytini işleyenlerin en büyük sıkıntısı şu. Zeytin eğer düzgün hasat yapılmadığı takdirde birçok kayıplar meydana geliyor. Gerek verim kaybı, gerekse kalite kayıpları. Şimdi az önce bahsettik, dedik ya zeytinimiz çok kaliteli. Hatta ödül aldı. Bu konuda Sayın Boltaş'a da buradan teşekkür ediyoruz. Tarsus Sarulak'la ilgili. İnşallah devam edeceğiz. Ben sözü Ekotar yetkilisi Sarulak'a bırakıyorum. Buyurun. İki ayrı üretici bana zeytinini getirerek zeytinyağı üretmemi istediler. Biz de makinelerimizi yıkayarak, temizleyerek bunların ürettik ama bir üreticimiz maalesef azot, fosfor, potasyum, nitrat zeytinini getirdiği için ben şahsen bunu ne yaptın, niye getirdin dedim. Ya işte böyle olduğunu zannediyordum. Kaç günde topladın dedim. Adam 15 gündür zeytin topluyorum dedi. Köseboğazı'dan bir arkadaşımız. 15 günlük toplanan zeytin 4 asit civarında bir yağ çıktı. Bence uygun olmayan koşullarda üretildiği için normal şartlarda sıradan bir yağ olması gerekirken bunu aldı tenekelerine koydu ve köyüne götürdü. Biz burada yapılan toplantıda öncelikle Ticaret ve Sanayi Odası'na, Ticaret Borsası'na teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Niğde'de 2. Belgesel Film Festivali gösterileri büyük beğeni topladı. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde hazırlanan Belgesel Film Festivali Niğde seçkileri gösterimi Ömer Halis Demir Üniversitesi'nde yapıldı. Programa Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektörü Muhsin Kar, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir,
AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, gazeteci cemiyet başkanları, konuklar ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasının NİDE Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyet Başkanı Şerife Türkeş'in yaptığı törende protokol üyeleri de birer konuşma yaptılar. Ardından plaket töreni ve film gösterimine geçildi. 2 yıl önce 6 ülke bir festival sloganıyla yola çıktığımız Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Belgesel Film Festivali'nin bu sene ikincisini NİDE'de düzenleyeceğiz. Ben bu oluşumun amacı, bunlarla ilgili konuşmayacağım. Muhtemelen federasyon başkanımı anlatacak. Çok fazla da zamanınızı almak istemiyorum. Özellikle bu projede sonuna kadar bize destek veren NİDE'mizin göz bebeği, üniversitemizin baştan beri desteğini aldık. Bundan sonra da alıyoruz. Öncelikle üniversitemize, her yola çıktığımızda bizi hiç yalnız bırakmayan sayın valimize, siyasilerimize, başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu, Türk Dünyası 2. Belgesel Film Festivali NİDE seçkilerine hoş geldiniz. Sağ olun. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu olarak bu festivali düzenlemekteki ana amacımız, geniş bir coğrafya, engin bir kültüre sahip olan Türk milletinin öz ve kök değerlerini öncelikle belgesel vasıtasıyla kendi akrabalarımıza aktarmak, sonra da ortaya çıkan değeri dünyaya sunmaktır. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nin geçmişte bu girişimi başlattıkları için Adnan Görür hocamıza teşekkür ediyorum. Bu desteklerimiz yeni dönemde de devam edecek. Çeşitlendirme imkanımız varsa ve sıklaştırmak imkanlarımız varsa Sayın Başkanımızla, Federasyon Başkanımızla görüşerek daha sık bir şekilde bunları yapmak için elimizden gelen gayretleri göstereceğiz. Bu tür festivallerle kısa filmler yaparak farklı coğrafyalarda yaşayan Türklerin kendi öz kültürlerini, kendi değerlerini ortaya çıkarmayı hedefleyen ve bu şekilde de Türk dünyasına ve tüm dünyaya kalıcı eserler bırakmayı amaçlayan böyle bir projenin NİDE Üniversitesi tarafından da desteklenmesi ve NİDE Üniversitesi'nin buna ortak olması ve bugün burada da bu seçkilerde birlikte olmamız NİDE'miz açısından, ilimiz açısından çok memnuniyet verici, çok sevindiricidir. Ben bu anlamda emeği geçen, bugün bu etkinlikle bizi buluşturan daha önceki rektörümüz Adnan Bey'e, onun ekibine, şu andaki rektörümüze ve tüm üniversite yöneticilerimize tebriklerimi sunuyorum. Konya'nın Ereğli ilçesinde iş adamı Özgür Averi huzurevi sakinlerini sevindirdi. Konya'nın Ereğli ilçesinde özel bir işletme sahibi Özgür Averi gerçekleştirdiği sosyal proje ile huzurlu bir dokunuşa imza attı. Ereğli'li iş adamı Özgür Averi Konya Ereğli huzurevi sakinlerine yönelik gerçekleştirdiği projesinde yaşlılarımızın her zaman hatırlanması gerektiğini vurgu yaparak huzurevi sakinlerinin tamamına takım elbise ve hediyeler verdi. Bettik spor. Güzel güzel olacak bu inşallah. İnşallah güzel günlerde kullanırsın, tamam mı? Öğle yemeğini huzurevi sakinleriyle birlikte yiyerek hoş vakit geçiren ve yaşlılarla sohbet eden Özgür Averi, yemek sonrasında düzenlenen programla huzurevi sakinlerine tek tek elbiselerini hediye etti.
Firmaya özel sipariş verdim. Bir daha gelin. Ben yine hediye ayarladım ama firmaya da özel sipariş verdim. Size yeni kıyafetleriniz gelecek. Tamam. Sonra öncelikle Huzurevi Yönetim Kurulu Başkanımıza kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sonrasında Ereğli halkımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir yeri sürekli ziyaret ettiklerinden dolayı. Ayrıca Huzurevi Müdürümüz Zeki Bey'e de Allah razı olsun diyoruz. Dün bir istişaremiz oldu, konuşmamız oldu. Hakikaten Ereğli'den çok büyük destek aldıklarını söylediler. Tabii ki buradaki yaşlılarımızı, annelerimizi, babalarımızı unutmama adına sürekli buraya gelip ziyaretlerde bulunmamız gerekiyor. Önemli olan anneler günü bir gün değil, 365 gün diye düşünüyorum. Biz de elimizden geldiği kadar bundan sonra mutlaka destek vereceğiz. Buranın mimarı, baş mimarı Nihat Özdemir abimiz. O olmasa burası olmazdı. Hemen yanında Cemil Bey, ondan sonra Neher Bey, Arif Bey, tüm yönetim kurulu. Gerçekten burayı için çırpınıyorlar. Belediyemiz gerekli katkıyı bulunuyor. Kaymakamlığımız, herkes koşuyor buraya. İstanbul, Ankara, İzmir'deki Ereğlilerimiz. Evvelki hafta Akif Bey geldi. İstanbul Ereğliler Derneği Başkanı yine kıyafetler getirdi, elbiseler falan. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben mutluyum. İyi ki gelmişim buraya. Ondan dolayı mutlaka biz de bir gün yaşanacağız. Belki ben de bir gün burada olabilirim. Olurum da. Gerçekten burayı biz uzakta hiç görmediğimiz zamanlar burayı çok farklı düşünüyorduk ama değil. Böyle yerlere daha çok yatırım yapmamız lazım ki biz de bir gün mutlaka burada olabiliriz. Mukaddes benim adım. Nasıl, mutlu oldun mu? Mutlu muyum? Mutluyum. Hediyeler aldın. Aldım. İyi. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Özel Kalem Müdürlüğü personeli Serdar Duman'a doğum günü sürprizi yaptı. Evet, bugün özel kalem görevlimiz ve özel kalem müdür vekilimiz sevgili Serdar kardeşimizin doğum günü. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Özel Kalem Müdürlüğü personeli Serdar Duman'a doğum günü sürprizi yaptı. Serdar'ı çok seviyoruz. Serdar yaklaşık bir yıldan beri bizle beraber çalışıyor. Serdar Down sendromlu kardeşimiz. Dolayısıyla bizden fazlalığı var. Biz Serdar'a göre eksiyiz. Çünkü Serdar'ın bir kromozom sayısı fazla. Özel kalemde benim en büyük yardımcım. Ve bu anlamda sabahları bizi güler yüzüyle karşılayan, evrakları getiren, başkanım bir isteğiniz, arzunuz var mı diye soran ve her zaman çevresindeki arkadaşlarına oluşturduğu ve ilettiği enerjisiyle motivasyon sağlayan pırıl pırıl bir evladımız. Başkan Özgüven, Serdar'ı doğum günü olması vesileyle kutlamak istedik. Onun azmi ve çalışma aşkı bizleri mutlu ediyor diyerek şunları kaydetti. Biz Serdar'ı çok seviyoruz ve özellikle şunun da altını çizmek istiyoruz. Serdar sorumluluğunu müthiş biliyor. Yani Serdar'a hangi görevi verirseniz verin, o görevin olmama şansı yok. O dolayısıyla inşallah Serdar'daki bu sorumluluk anlayışı hepimizde olur. Tebrik ediyorum. Serdar, sen bir şey söyleyecek misin? Yok. Senden başkanım hepsi geldi. Haklı. Doğru. Doğum günü kutlu olsun. Sağ ol. Kaç yaşına bastın? 31. 31 yaşına geldin. Evet. Allah daha nice yaşlar nasip etsin. Sağ ol. Bu kravatımızı güzelce takarsın. Bu Ereğli yazısında ya odanda bir yere koyarsın. Tamam. Tamam mı? Al bakalım. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, görev yapan muhtarlar adına onur yemeği düzenledi. Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Ereğli Merkez ve merkeze bağlı mahallelerde görev yapan muhtarların onuruna akşam yemeği programı tertip etti. Ekim Muhtarlar Günü yurdun dört bir yanında olduğu gibi Ereğli'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Programa Belediye Başkanı Özkan Özgüven'in yanı sıra Halkapınar Kaymakamı Hakan Güner, Belediye Başkan Yardımcıları, Kamu Kurum ve Kuruluş Temsilcileri, Muhtarlar Derneği Başkanı Memduh Karaca, merkez ve merkeze bağlı mahallelerde görev yapan muhtarlar ile önceki dönemlerde görev yapan muhtarlar katıldı. 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle vermiş olduğu yemeğe hoş geldiniz. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Yerel demokrasimizin en eski örneği olan muhtarlık müessesesi 1829 yılından bu yana
188 yıldır faaliyetlerini sürdürmektedir. Muhtarlarımız demokrasimizin temel değer ve temsilcileridir. Programın açılış konuşmasını Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Memduh Karaca yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızın 19 Ekim'i Muhtarlar Günü olarak ilan etmesi ve Başbakanlığımızın 15.10.2015 tarihli 11 sayılı genelgesiyle 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak belirlenmiştir. Değerli muhtarlarımıza davetlere ve baktıklarına katılımlarından dolayı teşekkür eder, saygılar sunarım. Sayın Başbakanım, Sayın Belediye Başkanı, protokolün değerli üyeleri, değerli muhtarlarımız, değerli basın, bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz muhtarlar bugüne kadar sizlerle hep iç içe, gönül gönüle beraber çalıştık. Bundan sonra da inşallah sizlerle devam edeceğiz. Bunun için bu birlik beraberlik yemeğimizde bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Belediye Başkanı Özkan Özgüven ise mahallelerindeki vatandaşların istek ve taleplerini bizlere en kısa sürede ulaştıran ve bu istek ve taleplerin çözüme kavuşması hususunda bizlere mesai harcayan muhtarlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum diyerek şunları söyledi. Muhtarlar günümüz vesilesiyle bir yemekte bir araya geldik. Ben de bu vesileyle öncelikle muhtarlar günümüzü tebrik ediyorum. Dikkat ederseniz günümüzü diyorum, gününüzü demiyorum. Biz de bir muhtarız. Yalnız şunu gördük ki belediye başkanlığı görevimiz süresince muhtarlarımızın gerçekten mahallelerimizde bir şehrin hizmet noktasındaki akışını sağlanmasında çok önemli görevleri olduğunu belediye başkanı olduktan sonra daha iyi anladım. Tekrar muhtarlar günümüzü tebrik ediyoruz. Öncelikle sizlere sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Ailelerinizle birlikte, çoluğunuzla, çocuğunuzla birlikte daha nice görevler yapmayı, daha nice hizmetler yapmayı Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Tekrar hepinizi saygıyla, hürmetle selamlarken Allah'a emanet ediyoruz. Bulunduğu mahallelerde veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmektedir. Muhtarlık bölgedeki halkın devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel unsurlarından biri olan yönetime katılımcılığı kolaylaştırmaktadır. Gerek devleti gerekse milleti temsil etme gibi önemli bir görevi üstlenen siz değerli muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza sunmuş olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor. Tekrardan 19 Ekim Muhtarlar Günümüzü tebrik ediyor. Ülkemiz, milletimiz ve Ereğli'miz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Konuşmaların sonunda Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Memduh Karaca ve yönetimi ise Belediye Başkanı Özkan Özgüven'e hediye ve plaket takdiminde bulundu. Naci Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun, Allah razı olsun. Muhtarlar Günümüzü çok teşekkür ederim. Karaman'da Nefise Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri aşure etkinliği düzenledi. Karaman Nefise Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aşure etkinliği düzenledi. Öğrenci ve öğretmenlerin birlikte hazırladığı aşure kazanları kaldırıldı. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler sırayla aşurelerini tabaklarına doldurdu. Velilerin de katıldığı etkinlik son ders zili çalana kadar devam etti. Çorum'da meydana gelen iki ayrı olayda iki kişi bıçaklandı. Alınan bilgiye göre ilk bıçaklama olayı Mimar Sinan mahallesinde bir kuaför salonunda meydana geldi. SS sabah iş yerinde 16 yaşlarında olduğu belirtilen genç bir kız tarafından bıçaklandı. Göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaralanan SS ambulansa hastaneye kaldırıldı.
Bir başka bıçaklama olayı ise Paşa Hamamı arka sokağında meydana geldi. S.Y. aralarında husumet bulunan bir kişi tarafından göğsünden bıçaklandı. Yaralı şahıs ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olcak Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis her iki olayla ilgili soruşturma. Çorum'da elektrikli battaniyeden çıkan yangın paniğe neden oldu. Çorum'da 3 katlı binada çıkan yangın sırasında apartmanda mahsur kalan vatandaşlar itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı. Olay dün gece yarısı Karakeçili mahallesine meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı binanın 2. katındaki bir evde prizde takılı unutulan elektrikli battaniye aşırı ısınmasından dolayı yandı. Bir anda tüm evi dumanlar kaplarken yoğun dumandan etkilenen vatandaşlar balkona çıkarak kendilerini kurtardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Çorum'da Fatih Mahallesi'nde elektrik trafosu patladı. Patlama sesini duyan mahalle sakinleri polise haber verdi. Olay Adliye Sarayı yakınlarında bir trafoda meydana geldi. Patlama sesi duyan mahalle sakinleri polise haber verdi. Patlama sonrasında bölgede bir süre elektrik kesintisi yapılırken YEDAŞ ekiplerinin arızayı gidermesinin ardından enerji akımı yeniden sağlandı. Trafonun patlama sebebi bilinmezken polis, adliye ve baro binası etrafında incelemelerde bulundu. Karabük'te Çin heyetine Türk kamu personel yapısı anlatıldı. Karabük, Safranbolu ilçesine gelen heyete kamu personel yapısı ve personel sistemi anlatıldı. Hoş geldiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Daire Başkanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yapılan çalışma, Çin Halk Cumhuriyeti İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yapılan çalışma planı kapsamında Karabük'te Safranbolu ilçesine gelen heyete kamu personel yapısı ve personel sistemi anlatıldı. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fadi Ülkmezer ve Devlet Personel Başkan Yardımcısı Adem Dicin başkanlık ettiği toplantıda Çin heyete kaymakamlık ve belediyenin çalışma sistemi anlatıldı. Devlet Personel Başkanlığımız önderliğinde yürütülen Çin devletinin yine personel birimiyle beraber işbirliği içerisinde yürütülen bir çalışmanın bir ayağı bu. Bugün burada Çin devletinden personel yerel yönetimle ilgili birimlerden geldiler. Bizlerden hem kaymakamımız hem belediyemizin personel ve çalışma programı hangi yetkilere haiz olduğu, nasıl bir çalışma sergilediği gibi konularda bilgi istediler. Biz de onlara verdik. Sağ olsun Çinli heyetimiz de bize teşekkür etti. Biz de onların Safranbolu'yu tercih ettikleri için, Safranbolu'da bu iş için, Safranbolu'ya geldikleri için hem Devlet Personel Başkanlığımıza hem de Çin heyetine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi programımız burada, sunumlarımız bittikten sonra inşallah misafirlerimiz Safranbolu'nun güzelliklerini görmek üzere birazdan Safranbolu ilçesinin rehber eşliğinde gezecekler. Ben buradan tekrar da hem Devlet Personel Başkanlığı hem Çin heyetine teşekkür ediyorum. Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 7/24 temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Karabük'te yağan yağmurların ardından belediye temizlik ekiplerince sokak ve caddeler tazyikli suyla yıkanarak biriken toz, toprak ve çamurdan arındırılıyor. Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü il genelinde bulunan ana cadde ve sokaklarda çift vardiya halinde 24 saat temizlik çalışması yapıyor. Farklı noktalarda temizlik çalışmalarına başlayan ekipler tazyikli su ile Karabük merkezinde bulunan tüm cadde ve sokakları yıkayarak yollarda biriken kum, çamur ve benzeri atıkları temizliyor.
Caddeler dışında pazar yerleri ve çöp çıkarma noktaları da temizlik ekipleri tarafından düzenli olarak tazyikli su ile temizleniyor. Konyaaltı Belediyesi kış ayına hazırlık kapsamında bakım, budama ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Konyaaltı Belediyesi park ve bahçe yeşil alan ve revüçlerde bulunan ağaç ve çeşitli bitkilerin sağlıklı bir biçimde büyüyüp gelişmesi için bakım, budama ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ağaçların gelişimlerini kuvvetlendirip çiçeklenmenin miktar ve kalitesini yükseltmek için gerçekleştirilen budama işlemiyle elektrik tellerine uzanan araç ve vatandaşların geçişini engelleyen dalların oluşturduğu tehlikenin de önüne geçiliyor. Konyaaltı'nın kış aylarında rengarenk olduğunu dikkat çeken Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ekiplerimiz park, bahçe, yeşil alan ve revüçlerde kış ayı öncesi bakım çalışmalarına devam ediyor dedi. Kuruyan ağaç dallarını budayan ve yeni fidan dikimi yapan ekipler kaldırım ve sokakları da süpürerek genel temizlik yapıyor diye konuştu. Şanlıurfa Karaköprü'de yolları tozdan ve çamurdan arındırmak için çalışmalar sürüyor. Şanlıurfa Karaköprü Belediyesi kış ayları gelmeden ilçeyi tozdan ve çamurdan kurtarmak için çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler yeni açılan yollarda kilitli parke döşeme ve kaldırım çalışması yaparken ihtiyaçlar doğrultusunda yeni yollar açılıyor. Karaköprü Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ekipler ilçede yapılaşmanın arttığını ve gelişen bölgelerde yeni yol ihtiyacını giderirken kış ayları öncesi yolları kilitli parkeyle döşeyerek kışı hazırlıyor. Atakent Mahallesi'nde altyapısı tamamlanan yollarda kilitli parke taşı ve kaldırım çalışmalarını sürdüren ekipler, Doğukent Mahallesi'nde de açılan yeni yolları Bordur, Burizma ve kilitli parke döşeme çalışmalarıyla hazır hale getiriyor. Vatandaşların kış aylarını mağdur olmasını istemeyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, kış ayları gelmeden altyapısı biten yolların çamurdan kurtarılması için ekiplere çalışmaların hızlandırılması talimatı verildi. ...18 yaşındaki engelli Mustafa Şahap'a Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Efendim selam ver. Aleykümselam. Şimdi biz de arkadaşlarla dedik ne yapmışız? Bedensel engelli olduğu için okul servislerinin almadığı iddia edilen Şahap için devreye giren Büyükşehir Belediyesi, lise öğrencisine servis tahsis etti. Uygun servis bulamadığı için okuluna gidemeyince arkadaşlarından ve derslerinden geri kalan Şahap'ın yüzü bugün kendisine tahsis edilen servisle güldü. Sekiz kardeş olan gencin eğitimini ve durumu hakkında baba Halil Şahap'tan bilgiler alan Özçınar, gence kırtasiye malzemesi hediye etti. Ulan sen iki.
Biz engelli koordinasyon olarak elimizden geldiğince yapıyoruz. Devletimiz Allah'a bin yana şükür. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin talimatıyla hem Mustafa Şahap hem de ailesine destek verdiklerini ifade ederek şunları kaydetti. Mustafa'nın hem anne ve kendisinin bizim Ulaşım AŞ tarafından, Belsan tarafından ücretsiz biniş kartları vardı. Geçen yılda biz Mustafa'ya bir akülü araç verdik değil mi Mustafa? Akülü aracı biraz arızalanmış. Yenisini Nihat Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda yeni güzel bir araç vereceğiz. Ama en önemlisi başkanımız bizi aradı, il dışındaydı. Dedi ki Mustafa'nın okuma heyecanı beni çok duygulandırdı. Acilen yetişin arkadaşlarına, ben de ekibi hepsini topladım. Dedi ki Mustafa'nın yanındayız. Manevi olarak da, maddi olarak da Mustafa'nın eğitimi için elimizden gelen desteği vereceğiz. Devletimizin de tabii aile yardımı destekleri var. Biz dezavantajlı ailelerimizin yanındayız. Bunlar bizim yavrularımız, kardeşlerimiz. Bunları mutlu görmek, aileyi mutlu görmek bizim en büyük zevkimiz, heyecanımız. Bu anlamda da ben Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları arkadaşlar herkes geldi. Gereken yapılacaktır. Mustafa'nın yanındayız. Arkadaşlarımın ben gönderdiği için çok mutluyum. Beni darda bırakmadı. Çok mutluyum Cennet. Çok çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ederim bana yardımcı olan arkadaşlarıma. Çok mutluyum. Daha da güzel şeylere ilerlemek istiyorum. Öğretmen olmak istiyorum. İlerideki gelecekteki arkadaşları yetiştirmek için. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızda olduk. Bir dahaki haber bülteninde görüşmek üzere. Hoşça kalın.